Değerli arkadaşlar hepinize merhabalar diliyorum. Şimdi sizlere ehliyet sınavlarında çıkan animasyonlu yani görsel, videolu sınav sorularını çözeceğim. E, Milli Eğitim Bakanlığı bu soruları yeni yayınladı. Bunun için hiçbir kanalda bu soruları görmeyebilirsiniz arkadaşlar. İlk defa bu kanalda göreceksiniz. Sizlerden istediğim videoyu beğenin arkadaşlar ve kanalıma abone olmayan arkadaşlarımız varsa da abone olup bana destek olursanız çok memnun olurum. Bu arada şu soruyu çok soruyorsunuz hocam. E, sınavlar biliyorsunuz arkadaşlar bilgisayardan yapılıyor. Ekran nasıl oluyor hocam? Geri dönebiliyor muyuz? Boş bıraktığımız soruyu gelip tekrar bakabiliyor muyuz? Şıkları değiştirebiliyor muyuz gibi? Ee, sınav ekranı bilgisayar ekranı aynen burada benim çözmüş olduğum ekrandaki gibi olacak bunun için arkadaşlar bu ekrana dikkat edin bunun aynısı olacak alttan hangi soruyu boş bıraktığınızı ya da hangi soruyu cevapladığınızı görebilirsiniz ya da üst taraftan e, sınavınızın bitmesine ne kadar kalmış bunu da ne yapabilirsiniz görebilirsiniz. Ee, şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Videoma başlamadan önce arkadaşlar YouTube kanalımda e, ehliyet sınavlarına dair yani direksiyon sınavına dair e, direksiyon eğitim videoları da mevcuttur. Oradan da direksiyon eğitim videolarına bakabilirsiniz. Ya da bu videonun açıklama kısmına daha önceki sınavlarda çıkmış olan ehliyet sınav sorularını paylaşacağım, linkini bırakacağım. Oradan da mutlaka bu videoyu izledikten sonra Diğer eğitim videolarıma da bakabilirsiniz. O videolarımda da yine animasyonlu sınav soruları mevcuttur arkadaşlar. Ve konu eksiğiniz varsa kitaptan çalışmanıza gerek yok. Trafik çevre bilgisi dersi ve ilk yardım dersinin bütün konularının konu anlatımı yine YouTube kanalımda mevcut. Onun da linkini bırakacağım arkadaşlar. Oradan da soruları çözebilirsiniz. Hiç vakit kaybetmeden sorularımıza başlayalım. Arkadaşlar merhaba. Sınavınızın ilk 12 sorusu ilk yardım sorularına aittir. Ee, ve videonun altına bu konuların var olduğu tüm ders anlatım videolarının linkini ekleyeceğiz. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi birinci soruyla başlayalım. Sinir sistemine aittir ve omurga kanalı içinde boyundan başlayıp kuyruk sokumuna kadar uzanır. Bu organ beyin ve vücut arasında bağlantıyı sağlar ve reflekslerin merkezidir. Bu bilgi hangi organa aittir? A- Beyin B- Beyincik C omurilik D omurilik soğanı. Dersimde sinir sistemini anlatırken buna değiniyorum arkadaşlar. Yine söylüyorum linkten ulaşabilirsiniz. Cevabımız Ceyhan Omurilik'tir. İkinci soruya bakalım. Baş veya omurga yaralanması olmayan bilinci kapalı yaralıya hava yolu açıklığını sağlamak için hangi pozisyon verilmelidir? Arkadaşlar 4 görsel var burada. Bizler ee, eğer ki baş ve omurga yaralanması yoksa hastada hava yolu açıklığını sağlarken baş geri çene yukarı pozisyonu sağlarız. Hava yolu açıklığı sağlamak için. Bu da Bursa. Üçüncü soru. Olay yerindeki ilk yardımcının bilinçleri kapalı ve solunumu olmayan dört farklı kazazedeye ilişkin tespitleri tabloda verilmiştir. Birinci hasta ağız ve çevresinde yaralanma. İkinci hastada bacakta açık kırık ve yaralanma. Üçüncü hastada göz çevresinde morluk ve kulağında kanama. Dördüncü hastada ise karın bölgesinde vücut eksenine dik olan açık yara. Buna göre ilk yardımcı numaralanmış kazazedelerden hangilerine ağızdan buruna suni solunum yapmalıdır? A. Yalnız 1. B. Yalnız 4. C. 2 ve 3. D. de 3 ve 4. Arkadaşlar cevabımız Adana. Yani ağız çevresinde yaralanma olan hastaya ağızdan ağızda suni solunum yapamayacağımız için ağızdan buruna suni solunum yaparız. Gelelim dördüncü soruya. Görselde bebeklere ilk bebeklerde ilk yardım olarak uygulanan hemlik manevrasının uygulama aşamaları karışık olarak verilmiştir. Buna göre sıralamanın doğru olması için numaralanmış aşamalardan hangileri yer değiştirmelidir? A 1 2, B 1 4, C 1, 2, 3, D, 3 ve 4. Arkadaşlar görsellere tekrar bakalım. Cevabımız Bursa 1 ve 4. Ee, bunu da ben Instagram adresime e, videonun altına ekleyeceğim. Bebeklerde hemlik manevrası olarak videomu izleyip e, videodan da bilgi sahibi olabilirsiniz. Beşinci soruya geçelim. Meydana gelen trafik kazasına tanık olan ilk yardımcı, gerekli güvenlik önlemlerini alarak hemen 112 aramıştır. Yaralanan araç sürücüsünün durumu değerlendirildiğinde bilincinin kapalı, parmak uçlarında ve dudaklarında solukluk, gözlerinde donukluk, derisinin nemli ve soğuk olduğu tespit edilmiştir. Bu değerlendirmeye göre ilk yardımcını yaralı için hangisini yapması doğrudur? A. Ağızdan sıcak içecekler vermesi. B başına 30 santim olacak şekilde yukarı kaldırması. C vücut sıcaklığını korumak için üzerine örtmesi. D hareket ettirmeye çalışması. Arkadaşlar cevabımız Ceyhan'dır. Şimdi bu belirtilere göre hasta şok tablosundadır. Şok tablosunda olan hastaya hiçbir şekilde ağızdan yiyecek içecek veremeyiz. Başını 30 santim olacak şekilde yukarı kaldıramayız. Burada kafanız karışabilir. Çünkü o 30 santimi gördün mü ee, şokta bir 30 santim vardı deyip yanlış şıkkı işaretleyebilirsiniz. Bu da lütfen e, şunu unutmayın hastanın şok tablosunda tansiyon düştüğü için ayakları 30 santim yukarı kaldırılır. Başı e, düz bir şekilde sert bir zeminde yatırılır. yani Bursa'da değil. E, hareket ettirmeye çalışması diyor. Hiçbir hastayı eğer ki olası patlama yangın gibi durumlar yoksa hareket ettiremeyiz. Yani cevabımız tekrar belirtelim. Ceyhandır vücut sıcaklığını korumak için üzerine örtmektir. Altıncı soru. Görseldeki yaralıya ilk yardımcının hangi uygulamayı yapması uygun değildir? A. Boyun tespiti yapması. B. yere oturup pozisyon alması. C. Bilinç kontrol, durumunu kontrol etmesi. D. Yaşam bulgularını yani ABC'sini değerlendirmesi. Bakın görsele bakalım. Görselde hastanın burnundan kanaması var. Kulağından kanaması var. Göz altında da morluğu var. Bu bize şunu gösteriyor. Hastada kafa travması mevcuttur. Bu hastada boyun tespiti yapabiliriz. Yani hareket etmemesi için boynunu sabit tutabiliriz. Eee, geçelim. Bilinç durumunu kontrol etmesi tüm hastalarda biz bilinç kontrolü yaparız. Denizli'ye bakalım. Yaşam bulgularını yani ABC değerlendirmesi. Bakın, tüm hastalarda zaten ABC değerlendirmesi yapmak zorundayız. Nedir? A hava yolu, B solunum, C dolaşım değil mi? Bu hastada da bunu yapıyoruz. Peki ne yapamayız? Bursa. Yarı oturur duruma getiremeyiz arkadaşlar. Kafa travması mevcut olan hastayı hiçbir şekilde hareket ettirmemelisiniz. Gelelim 7. soruya. Bakın burada görselleri verilen kol kırık, işte köprücük kemiği kırığı, ön kol kemiği kırığı tespitleri mevcut. Diyor ki tabloya göre ilk yardımcının numaralanmış kazazedelerin kırık durumlarına göre uyguladığı tespit işlemleri işte doğru yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama hangisi olur diyor. Bakın şöyle bir bakalım. Şıklara bakalım. Evet şıklarımıza tekrar baktığımızda doğru cevap Ceyhan'dır arkadaşlar. Üst kol ve köprücük kemiği doğrudur. Ön kol kırığı tespiti ise hatalıdır. Buna da Google'dan arkadaşlar kemik kırığı tespitleri diye bakarsanız zaten hepsi mevcuttur. Sekizinci soru: İlk yardımcı kalça veya alt tarafı kemik kırıkların kemiklerinde kırık olan kazazedeye tespit işlemi yaparken hangisine dikkat etmelidir? İlk yardımcı kalça veya alt taraf kemiklerinde kırık olan kazazedeye tespit işlemi yaparken hangisine dikkat etmelidir? A bacaklar arasında yerleştirecek destek malzemelerinin sert olmasına. B. Açık kırık oluşmuşsa yaranın temiz bir bezle kapatılmasına. C. Şerit sargıların kırık bölgenin üzerine gelecek şekilde bağlanmasına. D. Yaralının otur pozisyonda olmasına. Arkadaşlar doğru cevabımız Bursa'dır. Yani bu sadece kalça veya alt taraf kemik kırıklarında değil. Tüm kemik kırıklarında eğer ki açık kırık oluşmuşsa yara var demektir. Ve yaranın üzeri temiz nemli bir bezle kapatılmalıdır ki enfeksiyona mahal vermeyelim. Geçelim 9. soruya. Ölüm korkusu ve yoğun sıkıntı hissedilir. Ağrı şiddetli ve uzun sürelidir, dinlenmekle geçmez. Ağrı hissi sıklıkla kravat bölgesinde görülür. Omuzlara, boyuna, çeneye ve sol kola doğru yayılır. Bu belirtiler acil bakım gerektiren hastalıklardan hangisiyle ilgilidir? A. Bayılma B. Kalp krizi C. Sara krizi D. Havale Arkadaşlar yine bunu da konu anlatım videolarından linkin altından ulaşabilirsiniz. Cevabımız Bursa'dır, kalp krizidir. 10. soru. İlk yardımcı baş bölgesinden şiddetli darbe alan kazazedenin sesli ve ağırlı uyarılara yanıt vermediğini, yutkunma ve öksürük gibi tepkilerinin olmadığını, ışığa karşı tepkisiz olduğunu ve idrar kaçırdığını tespit etmiştir. Bu belirtilere göre ilk yardımcının kazazedeye hangi pozisyonu vermesi doğrudur? A. Sırt üstü yatış pozisyon B. Yarı oturuş pozisyon C. Koma pozisyonu D. Şok pozisyonu Arkadaşlar cevabımız koma pozisyonu yani yarı yan pozisyondur. 11. soru. Yaralı taşımada kullanılan teskereci yönteminin uygulanış biçimi hangisinde gösterilmiştir? Görsellere bakıyoruz. Cevabımız Adana'dır arkadaşlar. Teskereci yöntemi. 12. soru. Hangisi yaralıyı sedye üzerine yerleştirme yöntemlerinden biri değildir? Görsellere bakalım. Bakın hepsi birisi kaşık tekniği, diğeri köprü tekniği diğeri karşılıklı durarak ama denizli astayı sedye üzerine yerleştirme tekniği değildir. Cevabımız denizlidir arkadaşlar. Arkadaşlar merhabalar. 13. sorumuz trafik ve çevre bilgisi sorusu. Şehir içinde yol yapısı veya işaretleme yetersizliği yüzünden trafik kazalarının vuku bulduğu yerlerde yetkililerce teklif edilen tedbirleri almak hangi kurumun görevidir? A belediyenin, B İçişleri Bakanlığının, C jandarma teşkilatının, D karayolları genel müdürlüğünün. Arkadaşlar derslerde konular anlatırken şehir içi yerleşim yeri içinde kimin göreviydi? Belediyelerin görevi. Yerleşim yeri dışı, şehir dışı demiş olsaydı cevap D şıkkı yani karayolları olacaktı. Bu sorumuzun cevabı A şıkkı belediyenin görevidir. 14. sorumuza bakalım. Videoya göre hangisinin yapılması doğru olur? A beyaz otomobil sürücüsünün beklemesi, B sarı otomobil sürücüsünün hızlanması, C siyah otomobil sürücüsünün sol şeride geçmesi, D siyah otomobil sürücüsünün beyaz otomobil sürücüsü, sürücüsüne ilk geçiş hakkını vermesi. Arkadaşlar videoyu tıklayıp büyütebiliyorsunuz. Videoyu 2-3 defa izleyebilirsiniz. Videoyu detaylı incelediğimiz zaman yeşil ışıkta işte geçen araçlar var ve sağdan gelen beyaz araç var. Beyaz aracın beklemesi gerekiyor. Çünkü bize yeşil yanıyorsa ona da arkadaşlar kırmızı yanıyordur. Bu yüzden beyaz otomobil sürücüsünün beklemesi gerekir. Yani cevabımız A şıkkı. 15. sorumuza bakalım. Videoya göre kırmızı otomobil sürücüsü numaralanmış hatalardan hangilerini yapmaktadır? Kırmızı otomobilin sürücüsünü soruyor. 1 kırmızı ışıkta geçmektedir. 2 sağdan gelen yeşil araca ilk geçiş hakkını vermemektedir. 3 girişi olmayan yol bölümüne girmektedir. Numaralanmış hatalardan hangilerini yapmaktadır diyor arkadaşlar? Videoya bir bakalım. Kırmızı otomobilin sürücüsünü soruyor. Evet, döner kavşaktan döndük. Kırmızı ışıkta geçti ve girişi olmayan yol bölümüne girdi arkadaşlar. Kırmızı ışıkta geçti ve girişi olmayan yol bölümüne girdi. Arkadaşlar yeşil araca geçiş vermesine gerek yok çünkü döner kavşak içerisine geçiş hakkı zaten bizimdi. Bundan dolayı cevabımız 1 ve 3 olması gerekir. Yani B şıkkı arkadaşlar. 16. sorumuza bakalım. Görseldeki yol çizgileri ve yer işaretlemeleri numaralanmış ifadelerden hangilerini belirtir? yol çizgileri yani kesikli ve devamlı bir de yer işaretlemeleri asfalt üzerine çizilen çizgiler neyi belirtir diyor arkadaşlar. Hemen bakalım. Yolun iki şeritli ve iki yönlü olduğunu, bir numaralı aracın gerektiğinde geçme yapabileceğini, iki numaralı aracın gerektiğinde geçme yapabileceğini. Arkadaşlar yolun iki şeritli ve iki yönlü olduğunu bize bildirir. Çünkü yolda devamlı çizgi varsa o karayolu kesinlikle iki yönlüdür demiştik. İkinci öncüle bakalım. Bir numaralı aracın gerektiğinde geçme yapabileceği bir numaralı araç devamlı çizgiye yakın olduğu için arkadaşlar devamlı çizginin anlamına göre hareket eder. Yani bir numaralı araç geçiş yapamaz. 2 numaralı aracın gerektiğinde geçme yapabileceğini. Evet, 2 numaralı araç gerektiğinde geçme yapabilir. Çünkü o kesikli yani aralıklı çizgiye daha yakın olduğu için şerit değiştirebilir, sollama yapabilir. Bu yüzden cevabımız arkadaşlar yine B şıkkı. 17. sorumuza bakalım. Trafik işaretlerinden hangisi aracın yük taşıma kapasitesine sınırlama getirir? Yük taşıma diyor arkadaşlar. Gabari neydi? Araçların genişlik, uzunluk ve yüksekliklerini belirleyen ölçülerdi. Yani A şıkkı, B şıkkı ve D şıkkı gabari ölçüleridir. Ama C şıkkı arkadaşlar aracın yük taşıma sınırına sınırlama getiriyor. Yani ağırlık anlamında dingil başına 6 tondan fazla yük düşen taşıtların giremeyeceğini bize ne yapıyor? Bildiriyor. 18. sorumuza bakalım. Videoya göre kırmızı otomobil sürücüsü nasıl davranmalıdır arkadaşlar? A önündeki aracın sağından yoluna devam etmeli, B solundaki şeride geçmeli, C yavaşlamalı ve önündeki aracın arkasından yoluna devam etmeli, D korna çalarak önündeki aracın hızlanmasını istemeli. Videoya bir bakalım kırmızı otomobilin sürücüsü ne yapması gerekir? Evet, videoyu detaylıca izliyoruz arkadaşlar. Birkaç defa izleyebilirsiniz. Evet, duraktan bir otomobil yola çıkıyor. Otobüsün arkasından gelen kırmızı renkli aracın sürücüsü ne yapması gerekir? Zaten sarı renkli otomobil yola girmiş arkadaşlar. Onun da yola giren araca kolaylık sağlaması, yani yavaşlaması gerekir çünkü yola girmiş. Bu yüzden cevabımız yavaşlamalı ve öndeki aracın arkasından yoluna devam etmeli yani C şıkkı arkadaşlar. Diğerleri yanlış olan şıklardır. 19. sorumuza bakalım. Görsele göre hangisinin yapılması doğru olur arkadaşlar? Görsele göre hangisinin yapılması doğru olur? A 1 numaralı aracın 2 numaralı araca geçme önceliği vermesi B. bir numaralı aracın iki numaralı araca geçiş kolaylığı sağlamak için solundaki şeride geçmesi. C. 2 numaralı aracın bir numaralı araç geçtikten sonra sol şeride geçmesi. D. iki numaralı aracın bir numaralı aracı uyararak yavaşlatması. Arkadaşlar görsele tıklayıp görseli büyütebilirsiniz. Hemen levhalara bakalım. Yolda çalışma var. Sollama yapmak yasak. Azami 50 ile gidebilirsiniz. Bir de sağ şeridi sol şeride geçmesini istiyor. Arkadaşlar 2 numaralı araç 1 numaralı aracın önüne giremez. Çünkü 1 numaralı aracın bulunduğu şerit ilk geçiş hakkını kullanması gerekir. Çünkü kendi şeridi. Doğal olarak 1 numaralı aracın şeridine girecek olan araçların beklemesi gerekir. O zaman arkadaşlar 2 numaralı aracın beklemesi gerekir. Yani cevabımız arkadaşlar C şıkkı. 2 numaralı aracın 1 numaralı araç geçtikten sonra sol şeride geçmesi gerekir. 20. sorumuza bakalım arkadaşlar. Görsele göre bir numaralı araç sürücüsünün numaralanmış davranışlardan hangilerini yapması trafik kaza riskini azaltır diyor. Kaza riskini azaltır. Takip mesafesini artırması, hızını azaltması, bulunduğu şeridin soluna yanaşması. Kaza riskini azaltır diyor arkadaşlar. Cevabımız 1 ve 2 olması lazım. Takip mesafesini arttırması kaza riskini azaltır arkadaşlar. Hızını azaltması yine kaza riskini azaltır. Bulunduğu şeridin soluna yanaşması cevabımız arkadaşlar 1 ve 2 A şıkkı. Bir diğer sorumuza bakalım. Görseldeki yolda numaralanmış araçlardan hangileri en fazla 70 km hızla yollarına devam edebilir? Görsele tıklayıp görseli büyütelim arkadaşlar. Levha bize diyor ki otomobiller azami 70 km hızla gidebilir. Kamyonetler, minibüsler, otobüsler 60 km hızla gidebilir. Kamyon ve kamyonetler arkadaşlar 60 km azami hızla gidebilir. Bundan dolayı cevabımız arkadaşlar hangisi? 1 ve 2'nin olması gerekiyor. Yani cevabımız B şıkkı. 70 km hızla yollarına ne yapabilirler? Devam edebilirler arkadaşlar. 22. sorumuza bakalım. Görsele göre numaralı araçlardan hangileri hatalı geçme yapmaktadır? Görsele bir bakalım arkadaşlar. İki gidiş şeridi bir de geliş şeridi var. Zaten bu burada devamlı çizgi olduğu için sol şeride ne yapamayız? Geçiş yapamayız. Hangileri hatalı geçme yapmaktadır o zaman? Cevabımız arkadaşlar 3 olması lazım. 3 numaralı araç hatalı geçme yapmaktadır. Var mı? Var. 22'de arkadaşlar B şıkkı. 23. sorumuza bakalım. Görseldeki kavşakta ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır arkadaşlar? Görseldeki kavşağa bir bakalım. İlk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Arkadaşlar bu konuların konu anlatım videoları YouTube kanalımda var. Bu ıı, Sorunun altına da linkini bırakacağım arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Arkadaşlar kavşak sorusu geldiği zaman öncelikle şuna bakın. Bu kavşakta geçiş üstünlüğüne sahip olan bir araç var mı? Çünkü bu kurala uymak zorunda değil. Yani kırmızıda geçebilir, ters yöne girebilir, aşırı hız yapabilir gibi. Ee, Ana yol, tal yol var mı diye bakacağız. Eğer geç üstünlüğüne sahip olan araç yoksa ana yol tali yol var. Yani 1 ve 3 numaralı araç ana yolda 2 numaralı araç tali yolda. O zaman 2 numaralı araç en son geçecek. Ana yolda bulunan araçlardan da düz devam edecek olan önce geçecek. Dönüş yapacak olan bekleyecek. Doğal olarak 1 önce geçecek. 3 sonra geçecek. 2 de en son geçecek. 1, 3 ve 2. Cevabımız 24. sorumuza bakalım arkadaşlar. Görsele göre Adana istikametine gitmek isteyen bir numaralı araç sürücüsü hakkında hangisi söylenemez diyor. A. Araç ışıklarını doğru yerde kullanmadı. B. Dönüş öncesi doğru şeride girmediği. C. Kamyon sürücüsünü zor durumda bırakmadı. D. Geçme kurallarına uymadı. Bir numaralı araç sürücüsü hakkında hangisi söylenemez diyor arkadaşlar. Adana istikametine gidecek sinyalini vermiş dönüş yapıyor ama normalde sağ şeride geçip sağdan dönüş yapması gerekiyordu. Ee, arkadaşlar burada en belirgin olan şık A şıkkı araç ışıklarını doğru yerde kullanmadı. araç ışıklarını kullanmış önce mi kullandı şimdi mi kullandı bilmiyoruz ama kullandığını biliyoruz. Bundan dolayı cevabımız A şıkkı. Diğerlerinde arkadaşlar ben C şıkkı arasında biraz kalmıştım. Kamyon sürücüsünü zor durumda bırakmadığı yani Kamyon da eğer sağa gidecekse tamam bırakmamış olabilir ama düz gidecekse C şıkkının olma ihtimali de var ama A şıkkı daha belirgin olduğu için ben A şıkkı diyorum. 25. sorumuza bakalım arkadaşlar. Görseldeki gibi bir karşılaşmada 2 numaralara sürücüsü ne yapmalıdır? Geçiş önceliğini kendisi kullanmalı. Hızlanıp köprüye 1 numaralı araçtan önce girmeli. Geçiş önceliğini bir numaralı araca vermeli. Bir numaralı aracın daralan yol bölümüne girmemesi için selektörü yaparak uyarmalı. Arkadaşlar videoya daha doğrusu görsel soruya bir bakalım. Ee, böyle yollarda arkadaşlar daralan yol diyoruz biz bu yollara. Bu yollarda yapmanız gereken bakmanız gereken ilk şey önceliği olan yön tabelası ya da karşıdan gelene yol ve levhası var mı? Varsa zaten öncelikle onlara uyacağız. Yoksa da arkadaşlar ders anlatırken değinmiştim. Omkok Alim vardı hatırlarsanız. Omkok Alim'e göre otomobil aracı önce geçecek. Kamyon sürücüsünün beklemesi gerekir. Bu yüzden cevabımız C şıkkı geçiş önceliğini bir numaralı araca vermesi gerekir arkadaşlar. Kamyon sürücüsünün. 26. sorumuza bakalım arkadaşlar. Geçiş üstünlüğüne sahip araçların duyulan uyarı işaretini aldığımızda ilk önce yapmamız gereken hangisidir? İlk önce yapmamız gerekeni soruyor bize arkadaşlar. Derhal sağ şeride yanaşmak, sesin yönünü tayin etmek, kavşakta bulunuyorsa kavşağı hemen boşaltmak, önümüzdeki aracın hızlanmaları için uyarmak. Arkadaşlar ilk önce yapmamız gereken şey Evet kavşakta bulunuyorsa kavşağı boşaltmamız gerekir ama ilk önceyi sorduğu için cevabımız B şıkkı ses nereden geliyor? Sesin yönünü tayin etmemiz gerekir arkadaşlar. 27. sorumuza bakalım. Görseldeki gibi bir karayolu bölümünde seyreden sürücülerin numaralanmış davranışlardan hangilerini yapmaları tehlikeli durumların oluşmasına neden olur? Tehlikeli durumların oluşmasına neden olur. Bir hızlarını artırmaları, iki virajı dar bir kavisle almaları, bu üç olması lazım. Üç öndeki aracı geçmeleri arkadaşlar. Üçü de nedir arkadaşlar? Tehlikeli bir durum oluşturur. Çünkü tehlike uyarı işaret levhası var arkadaşlar. Hızını ne yapamaz, artıramaz. Virajı dar bir kaviste değil, e, sola döndüğümüz için arkadaşlar geniş, sağa dönmüş olsaydık dar dönecektik. Doğru mu? Öndeki aracı geçmeleri zaten devamlı çizgi olduğu için sollama ne yapamıyoruz? Yapamıyoruz. Bu yüzden cevabımız 1, 2 ve 3 numaralı öncül yani D şıkkının olması gerekir. 28. sorumuza bakalım arkadaşlar. İşaret levhalarına yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler dışında yerleşim birimleri içinde nokta nokta metre ve yerleşim birimleri dışında nokta nokta metre mesafede duraklamak yasaktır. Arkadaşlar konuyu anlatırken konu anlatım videolarımda da bakabilirsiniz. Durma duraklama ve park etme konusu içerisinde anlatmıştık bunu. Levha kelimesi geçiyorsa duraklamada da park etmede de 15'e 100 yani 15 metre ya da yerleşim yeri dışında da 100 metre mesafe içerisinde duraklamak ya da park etmek nedir arkadaşlar? Yasak. Bu yüzden cevabımız A şıkkı 15'e 100 olması gerekiyor. 29. sorumuza bir bakalım. Uzun hüzmeli far açıkken numaralanmış durumlardan hangileri olursa kısa hüzmeli farı kullanmalıyız? Bir yeteri kadar aydınlatılmamış yollara girdiğimizde iki yayalarla aynı yönde ilerliyorsak 3. demiryolu geçidine geldiğimizde 4. geceleyin önümüzdeki aracı geçeceğimiz zaman. Arkadaşlar ee, hangisinde kısa farları yakmamız gerekir? Yani uzun üzmeli far açıkken numaralamış durumlardan hangileri olursa kısa farları kullanmalıyız? Cevabımız arkadaşlar 1 ve 4 numaralı olması gerekir. Yeteri kadar aydınlatılmamış yollara girdiğimizde bir de geceleyin önümüzdeki aracı geçeceğimiz zaman arkadaşlar onunla yan yana gelinceye kadar kısa farların yakılması gerekir. Bu yüzden cevabımız B şıkkı diğerlerinde gerek yok arkadaşlar. 30. sorumuza bakalım arkadaşlar. EGS görseldeki otoyol bilgi levhası hangisini bildirir? Cep telefonu sinyalinin güçlü olduğunu, radyo yayınlarının yol boyunca dinlenebileceğini, ücretli yola girileceğini, yol boyunca elektronik denetleme sisteminin olduğunu cevabımız arkadaşlar. HGS dediğimiz otoyollara girişlerde bulunur. Yani ücretli yola geleceğini bize ne yapıyor? Bildiriyor. 31. sorumuza bakalım arkadaşlar. 31. sorumuz görsel, videolu bir soru. Videodaki tehlikeli durum sürücülerin hangi kuralı ihlal etmeleri sonucunda oluşmuştur? Takip mesafesi kuralını, geçme kuralını, kavşaklarda ilk geçiş hakkı kuralını, şerit takip kuralını. Videoya bir bakalım arkadaşlar. Yeşil araç sürücüsü sola dönecek. Beyaz otomobil sürücüsü düz devam etti. Hangi hatayı yapmıştır? Arkadaşlar, sola dönüş kurallarında biz e, konuyu anlatırken demiştik ki, yerleşim yerleri içerisinde 30 metre, yerleşim yerleri dışında 150 metre kalana kadar dönüş yapacağımız şeride girmemiz gerekir. Bu yüzden yeşil aracın sürücüsü e, yerleşim yeri içi olduğu için 30 metre kalana kadar normalde en sol şeride geçmiş olması gerekirdi. Ama bu geçmedi geldi sağ şeritten sola dönüş yapmaya çalışıyor. E, bu sorumuzun cevabı şerit takip kuralı arkadaşlar. D şıkkı. Takip mesafesi olmaz. Geçme kuralı olmaz. Kavşaklarda ilk geçiş hakkı kuralı arkadaşlar. Evet kavşaklarda ilk geçiş hakkı kuralı belki çeldirici şık olabilir ama e ee, yani burada sola dönüş kuralları demiş olsaydı onu işaretleyebilirdik ama o olmadığı için şerit takip kuralı yeşil araç ona uymamış arkadaşlar. Beyaz aracın sürücüsü zaten bir hata yapmamış. Önce onun geçmesi gerekiyordu ama yeşil araç sürücüsü zamanında şerit değiştirmediği için arkadaşlar böyle bir durumla karşılaşmış olduk. 32. sorumuza bakalım arkadaşlar. Hangisi trafik kaza oranını etkileyen etmenlerden biri değildir? Aracın yük durumu, kural ihlalleri, araç bakımları, aracın beygir gücü. Arkadaşlar aracın yük durumu kaza riskini etkiler, doğru mu? Kural ihlalleri etkiler, aracın bakımları etkiler ama aracın beygir gücü ne yapmaz arkadaşlar? Etkilemez. 33. sorumuza bakalım arkadaşlar. Araç muayenesi sırasında numaralanmış arızalardan hangileri ağır kusur olarak değerlendirilir? Ağır kusur olarak değerlendirilir diyor arkadaşlar. Rot başlarının boşluk yapması, ön cam sileceklerinin çalışmaması, park lambalarının yanmaması, kısa hüzmeli far ayarının bozuk olması. Evet arkadaşlar bu soru biraz bilgiye dayalı bir soru. Derse gitmeyen bir kişi bu soruyu yapamaz. 1, 2 ve 3. Öncüller arkadaşlar, araç muayene istasyonlarında ağır kusur olarak değerlendiriliyor. Bu yüzden cevabımız C şıkkı. Kısa hüzmeli far ayarının bozuk olması hafif kusur olarak geçiyor ama diğerleri ağır kusur. Bu yüzden cevabımız C şıkkı. 34. sorumuza bir bakalım arkadaşlar. Hangisi aracın durma mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir? kaplamanın cinsi, yolun eğimi, aracın hızı, aracın beygir gücü. Cevabımız arkadaşlar D şıkkı. Hangisi aracın durma mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir? Kaplamanın cinsi etkiler, asfalt yol, mıcırlı yol. Doğru mu? Yolun eğimi etkiler, aracın hızı etkiler ama aracın beygir gücü arkadaşlar aracın durma mesafesini ne yapmaz? Etkilemez. Bu yüzden cevabımız D şıkkı. 35. soru trafiğe çevre bilgisi dersinin son sorusu arkadaşlar. Hangisini yapmak çevrenin temiz kalmasına katkı sağlar? Gereksiz yere korna çalmak, seyahat esnasında yiyecek atıklarını otoyol kenarlarına bırakmak, egzoz emisyon ölçümünü geciktirmek, araç bakımlarını zamanında yaptırmak arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı araç bakımlarını zamanında yaptırmak çevrenin temiz kalmasına katkı sağlar. 36. sorumuz araç tekniği sorusu. Hangisi motor soğutma sisteminin elemanı değildir? Balata, su pompası, radyatör, termostat. Arkadaşlar cevabımız A şıkkı balata. 37. sorumuza bakalım. Geceleyin şehirler arası karayolunda seyreden araçla karşılaşıldığında kısa farları kullanmak gerekir. Bu durumda net görüş mesafesi ortalama 25 metreye düşer. Bu bilgiye göre kısa farların kullanılması gerektiğinde hangisini yapmak doğru olur diyor? A) Karşı taraf ikazda bulunmazsa uzun farla devam etmek, B) araç hızını herhangi bir tehlike anında kolayca durabilecek hıza getirmek, C) yolu daha iyi görmek için ardarda arda kısa aralıklarla selektör yapmak, D) yolun sağından bir tehlike gelebileceğini düşünerek iyice sola yanaşmak. Cevabımız arkadaşlar B şıkkı araç hızını herhangi bir tehlike anında kolayca durabilecek hıza düşürmemiz daha sağlıklı olur. 38. sorumuza bakalım. Motor yağı kontrolü yapılırken yapılması gerekenlerin doğru sıralanışı hangisidir? Motor yağ seviye çubuğu çekilip temizlenmeli. Motor yağ çubuğu tekrar yerine daldırılıp çekilip kontrol edilmeli. Düz bir zeminde durulup motor kaputu açılmalı. Yağ miktarının maksimum minimum seviyesi arasında olduğu görülmeli. Arkadaşlar öncelikle hangisini yapacağız biz? Aracımızı düz bir zeminde durdurup motor kaputunu açmamız gerekir. Sonra motor yağ seviyesi çubuğu çekilip temizlenmeli. Sonra motor yağ çubuğu tekrar yerine daldırılıp çekilip kontrol edilmeli. Sonra da yağ miktarının maksimum minimum seviyesi arasında olduğunu görmemiz gerekir. Bu yüzden cevabımız D şıkkı. 39. sorumuza bakalım arkadaşlar. Görseldeki ikaz ışığı hangi durumda yanmaz? Lastik basıncı azaldığında, lastik ısındığında, lastik patladığında, sensör arızalandığında bu sorumuzun cevabı da arkadaşlar B şıkkı lastik ısındığında yanmaz. Diğer durumlarda araç gösterge panelinde bu ışığı, bu göstergeyi görebilirsiniz. 40. sorumuza bakalım. Hangisi servis veya tamir atölyeleri tarafından yapılmalıdır? Silecek lastiklerinin kontrolü, antifriz yoğunluk derecesi kontrolü, lastik hava basınç kontrolü, motor yağ seviyesinin kontrolü. Cevabımız arkadaşlar B şıkkı antifriz yoğunluk derecesinin kontrolü tamir atölyeleri tarafından yapılması gerekir. Diğerlerini kendimiz yapıyoruz. 41. sorumuza bakalım arkadaşlar. Hangi parçanın düzgün çalışmaması şarj-ikaz lambasının yanmasına sebep olur? V kayışının, trigger kayışının, marş motorunun, radyatörün. Cevabımız arkadaşlar A şıkkı V kayışının olması gerekir. 42. sorumuza bakalım. Hangisi motorun hararet yapmasına sebep olan durumlardan biri değildir? Motorun hararet yapmasına sebep olan durumlardan biri değildir diyor. Termostatın arızalanması, uygun hız ve vitesle gidilmemesi, antifriz seviyesinin düşük olması, vantilatör kayışının gevşemesi. Arkadaşlar cevabımız antifriz seviyesinin düşük olması. Ee, C şıkkı diyebiliriz. Burada ben B şıkkı ile C şıkkının arasında kaldım. Uygun hız ve viteste gidilmemesi de arkadaşlar e, hararet yapmaya sebep olabilir. Ama antifriz seviyesi çok düşükse orada da yani motor soğutma suyu koyduğumuz yer oraya antifriz de koyuyoruz. Ee, çok düşük olması da sebep olabilir ama e, burada düşük olması diyor. Ben de çok arada kaldım ama C şıkkı daha ağır bastı diyebilirim. 43. sorumuza bir bakalım arkadaşlar. Yine görsel videolu bir soru. Videoya göre sürücü nasıl davranmalıdır arkadaşlar? Sabit hızla aynı şeritte yoluna devam etmeli, sol şeride geçip derhal servise gitmeli, yavaşlayıp sağ şeritten yoluna devam etmeli, trafik kurallarına uygun olarak derhal durmalı. Videoya bir bakalım arkadaşlar. Görseli izliyoruz, videoyu izliyoruz. Evet, hararet göstergesi yandı ne yapmamız gerekir arkadaşlar? Trafik kurallarına uygun olarak derhal aracımızı durdurmamız gerekir. Cevabımız D şıkkı. 44. soruya bakalım. Numaralamış ifadelerden hangilerinin yapılması yakıt tüketiminin artmasına sebep olur? Mümkün olduğunca az fren yapmak, vitese göre daha düşük devirde araç kullanmak, araç ilk çalıştığında motora tam güç vermek, Vitese göre yüksek devirde araç kullanmak. Cevabımız arkadaşlar D şıkkı 2 3 ve 4 arkadaşlar yakıt tüketiminin artmasına sebep olur bilginiz olsun. Az fren yapmak yakıt tüketimini artırmaz arkadaşlar. Evet araç tekniği sorularını bitirdik arkadaşlar. 45. soru trafik adabı dersinin sorusu. Hangisi toplum adabına aykırı davranışlardandır diyor arkadaşlar. Trafikte aracı arızalanan birine yardımcı olmak, kaza, deprem, sel gibi felaketlerden çıkar sağlamaya çalışmak, engellilere ayrılmış alanların dışına park etmek, toplu taşıma araçlarındaki yaşlı, çocuklu veya engelli insanlara yer vermek. Cevabımız arkadaşlar B şıkkı kaza, deprem, sel gibi felaketlerden çıkar sağlamaya çalışmak toplum adabına aykırı davranışlardan biridir. 46. sorumuza bir bakalım arkadaşlar. Deprem, sel gibi doğal afetlerden etkilenenlere yardım götürmeye çalışan araçlara kolaylık sağlayan sürücünün hangisine önem verdiği söylenemez. Feragata, diğer gamlılığa, empatiye, aceleciliğe. Cevabımız arkadaşlar tabii ki de D şıkkı aceleciliğe önem verdiği söylenemez. 47. sorumuza bakalım. Görseldeki aracın sürücüsü ile ilgili hangisi kesinlikle söylenir diyor arkadaşlar. Trafik adabına uygun davrandığı, empatik kurabilen biri olduğu, trafikte saygı kavramına önem verdiği, sorumluluk bilincinin zayıf oldu. Evet arkadaşlar görsele tıkladık büyüttük. Aracımızı ne yaptı? Kaldırıma park etti. Hem de engelli kişilerin geçebileceği şekilde. Aracını kaldırıma, zaten kaldırımı sadece yayalar kullanabilir. Kaldırıma taşıtlar, motorlu ya da motorlu taşıtların kullanması yasaktır arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız arkadaşlar D şıkkı sorumluluk bilincinin zayıf olduğu kesinlikle ne olabilir söylenebilir. 48. sorumuza bakalım. Trafikte yaşanan stresin bireyler üzerindeki etkileriyle ilgili numaralamış ifadeler doğru, D, yanlış, Y olarak değerlendirildiğinde sıralama hangisi olur? Arkadaşlar kaygıları doğru mu? Doğru. Kalp atışları hızlanır. Doğru mu? Doğru. Saldırgan tutum sergilemezler diyor. Yanlış. Salgı, saldırgan tutum sergilerler. Bu yüzden cevabımız A şıkkı arkadaşlar. 49. sorumuza bakalım. Yine görsel bir soru. Görselde karşıya geçmeye çalışan yayanın hızla hareket etmesi için el, kol ve sözle uyarılarda bulunan sürücüyle ilgili hangisi söylenir? İletişim kabiliyetinin yüksek olduğu, empatik kurabildiği, sabırlı hareket edemediği, saygı kavramına önem verdiği görsele tıklayıp büyütebilirsiniz arkadaşlar. Görseli inceledik. Kapatıyoruz. Cevabımız arkadaşlar sabırlı hareket edemediğine ne olabilir söylenebilir arkadaşlar. 50. sorumuza bakalım arkadaşlar. Görseldeki gibi emisyon değeri yüksek egzoz dumanı çıkaran araçların kullanılması hak ihlallerinden hangisinin kapsamına girmez? Doğa ve çevreye karşı yapılan hak ihlalleri, kamu hak ihlalleri, diğer canlılara karşı yapılan hak ihlalleri, bireylere karşı yapılan hak ihlalleri. Arkadaşlar, ee, taşı taşıt egzozlarından çıkan zehirli gazlar havayı kirletebilir. Doğru mu? Doğaya ve çevreye karşı yapılan hak ihlallerine sebep olabilir. Diğer canlılara karşı Havayı kirlettiği için yine sebep olabilir bireylere karşı hak ihlallerine sebep olabilir kamu yani devlete bir zararı olmaz arkadaşlar bu yüzden cevabımız B şıkkı diyoruz. Evet arkadaşlar 50 soruyu da bitirdik ee, sınavınızı bitirdikten sonra şurada sınavı bitir butonuna ne yapmamız lazım tıklamamız gerekir yine şu sağ üst, üst köşede arkadaşlar. Kaç dakikanızın kaldığını buradan görebilirsiniz. Yani daha bizim 4 dakika süremiz var. Buradan istediğiniz soruya tekrar dönüp değiştirebilirsiniz. Mesela 15'e tıkladım 15. soru geldi. Ya da burada e, yapmamış olduğunuz sorular varsa boş bıraktığınız sorular varsa bunları da ne yapabilirsiniz görebilirsiniz. Burada mesela B şıkkı yazıyor. Normalde burası boş olabilirdi boş bıraktığınız zaman. Ama şu an baktığımız zaman bütün soruları ne yaptık? Cevapladık. İstediğiniz zaman gelip bu şıkkı ne yapabilirsiniz? Tekrar değiştirebilirsiniz. En son sınavınızı eğer kontrol yapacaksanız yapıyorsunuz. Kontrolleri bitirdikten sonra burada sınavı bitir dedikten sonra sınavımız sonlanıyor. Sınavımız bitiyor. Evet. inşallah faydalı olmuşumdur arkadaşlar. Ee, bu videonun altına e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu, daha önce yayınlamış olduğu Animasyonlu sınav soruları da var. Onun da linkini bırakacağım arkadaşlar. Yine YouTube kanalımda e, bu sınavı geçtikten sonra direksiyon eğitim videoları var. Direksiyon eğitim videolarında kesinlikle izleyebilirsiniz. Onun da size çok katkısı olacak. Hepinize başarılar diliyorum. Buraya kadar videomu izlediyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın diyorum. Evet sınavı bitir dedik. Sınavı bitirmek istediğinizde emin misiniz diyor. Sınavı bitir dedikten sonra sınavımızı bitirmiş oluyor.